Herkese merhabalar. Bu akşam evde yalnızım. Tamamen kendime ayırdığım bir akşam olacak. Ben de tek başımayken genellikle kitap okumayı tercih ediyorum. Daha önce de yaptığım bir okuma maratonu olmuştu. Yine aynısını yapacağım. Bir akşamda bir kitap okuma etkinliği. Sosyal medyada çürümektense en azından bir kitap okumuş olurum. Kendime ayırdığım daha değerli bir zaman olur diye düşünüyorum. Son zamanlarda sosyal medyadan bana gerçekten iyice tiksinti gelmeye başladı. Bir taraftan da ciddi anlamda bağımlılık var bu arada. Instagram'a bakmadan ben duramıyorum. Çoğunlukla gün içerisinde ciddi miktarda zamanımı, özellikle de akşamları, hani gün içinde işten dolayı çok böyle bakma fırsatı olmuyor ama akşamlarımı böyle Instagram'a bakarak, pinekleyerek geçiriyorum. Beni neden rahatsız ediyor bu kadar? Hani bağımlılık olmasının dışında, o şekilde rahatsız etmesinin dışında aslında en çok rahatsız eden şey, Instagram'da artık herkes yargı dağıtıyor. Sürekli insanlara ne yapması gerektiğini veya ne yapmaması gerektiğini söylüyor ki insanların yaptığı şeyler tamamen kendi özgür bilinçli kararları olmasına rağmen sürekli her konuda eleştiri duymaktan ve görmekten, okumaktan artık bıktım. Herhangi bir videoya bakıyorsunuz. Bu arada hani şöyle olaylardan bahsetmiyorum. Gerçekten hani saçma sapan işte suistimal, ihmal, işte çocukları ihmal vesaire özellikle gibi konulardan bahsetmiyorum. Onlar zaten farklı şeyler, hatta hukuka yansıyan konular var. Ama yani diyelim ki işte kek yapıyorum. İşte diyorum ki yani ben kekimi üzümlü seviyorum. Bir başkası diyor ki üzümlü kek mi olur? Sakın yapmayın bir daha falan. Yani sana ne? Seni ne ilgilendiriyor? Yani bu kadar, bu seviyede gerçekten insanların yorumları, insanların sürekli yaşam tarzına bir karışma hali var. İşte başörtülü bir kızına, kadına diyorlar ki işte bir de kapalı olacaksın. Nasıl böyle hareketler yapıyorsun? Veya tam tersi başka bir eleştiri geliyor. İşte açık olana bambaşka bir eleştiri geliyor falan. Yani her konuda ve her şekilde inanılmaz negatif yorumlar görüyorum sürekli ve hiçbir şekilde olmayacak yorumlar. Hatta bugün bu Stoacı'nın günlüğünde, bugün ayın 18'i bu arada, bu gün gün bir kitap, her güne bir hani Stoacılık felsefesinden bir içerik paylaşıyor. 18 Temmuz'da şöyle bir cümle okuyunca daha da böyle bugün iyice o sosyal medyaya karşı negatif duygularımı da dile döken bir içerik oldu benim için. Sadece şu altını çizdiğim kısmı okuyacağım. Hayatlarının sadece onları ilgilendirdiğini ve seninkinin de sadece seni ilgilendirdiğini anlayabilir misin? Yani şunu anlayabilsek, bu kadar basit bir şeyi özümseyebilsek hayatımızdaki birçok problemin çözüleceğine inanıyorum ben. Yani sürekli insanlar bir başkasına nasıl yaşaması gerektiğini söylemekten artık bıkmadı bir türlü ve daha da şiddetleniyor hatta bakarsanız. Herkesin bir kendi doğrusu var ve şöyle bakıyorlar. Yani siz hayatınızı yaşayın, başkaları da nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşasın gerçekten. Neden her şeye bu kadar yorum yapıldığını anlamıyorum. Herkes keyfince, canı ne istiyorsa İstediği şeyi yapsın ve bu konu kapansın yani. Neden insanlar nefret saçıyorlar bu kadar? Gerçekten anlamıyorum. Yani şu ana kadar da dolmuşum gerçekten. O kadar bu konuda konuşmak istedim ki. Artık böyle olabildiğince videolara ve videoların altındaki yorumlara bakmamaya çalışıyorum. Çünkü bıktım artık bu insanların bu saçma sapan yorumlarından. Her neyse, bu akşam hangi kitabı okuyacağım onu sizinle paylaşayım. Muhtemelen bu akşam okuyup da bitiremeyeceğim bir kitap. Andre Morris diye mi okunuyor? Kesinlikle öyle okunmuyor. İklimler kitabı. Ben daha önce bu kitabı aslında Ekin Kars'ta görmüştüm. Sonra ve kaç ay önce görmüşüm. Sonra hemen koşa koşa gittim aldım. Yani gerçekten neredeyse koşa koşa gittim aldım. Çok beğendiğinden bahsetmişti. Ve ben de çok merak ettim. Onun kitap sevkini de seviyorum. Gittim hemen aldım ve sonra bunu kitapla bıraktım. Her ay ben ay başında bir kitap seçiyorum kendime. Birkaç tane hani bu ay okumak istediklerim kitapları. Her ay bu kitapla böyle bir bakışıyoruz. Ya okusam mı, okumasam mı vesaire. Hep böyle bir geri planda kaldı. Sonra bugün işte Merve'nin
hesabında onun işte ilk 6 ayda okuduğu ve çok beğendiği kitaplarla ilgili bir videosunu izledim. Onun da yorumuyla beraber dedim ki ben bu kitabı artık okuyacağım. Hani iki tane sevdiğim kanaldan iki kişi de bu tavsiyeyi verdiğine göre demek ki benim artık bu kitabı okumam gerekiyor. Hiç bilmiyorum şu anda konusuna bile o kadar detaylı bakmadım. Yani o kadar güveniyorum. Katıksız inanıyorum onlara yani. Bakalım okuyabilecek miyim? 204 sayfa bu kitap. Ama gerçekten biraz yoğun hissediyorum kitabı. O yüzden bitiremeyeceğimi düşünüyorum. Belki böyle bir gerçekten 40 sayfa kadar kalabilir diye düşünüyorum. Ama hiç önemli değil. Gerçekten bu iğrenç sosyal medyada çürümektense bir kitabı bir akşamda okumaya çalışıp bitirememeyi tercih ederim. Hadi şimdi okumaya beraber başlayalım. Şimdi evin serin olabilen tek odasına geldim. Burada klima var. Şu anda klimasız herhangi bir yerde oturmak gerçekten mümkün değil. Çalışma odasında da şey vantilatör çalıştırıyorum. Yani başka türlü yaşamak mümkün değil ya. Şu an böyle özellikle hamile olan insanlara kolaylıklar diliyorum. Sosyal medya isyanıma bir de şöyle küçük bir şey de eklemek istiyorum. Şöyle bir argüman geliştiriyor. Sürekli eleştiri yağdıran, yargı dağıtan insanlar, işte eleştirilmek istemiyorsanız o zaman sosyal medyada bir şey paylaşmayın. Ya yani birileri şunu anlamakta güçlük çekiyor insanlar. Yani benim doğrularım, benim sevdiklerim, benim keyfim beni ilgilendirir. Ya her şeyi eleştirmek zorunda değilsiniz. Yani biraz böyle bana ne demeyi insanların öğrenmesi lazım. Yani bu argümanın arkasına sığınarak insanlar kafalarına göre insanlar hakkında sürekli saçma sapan büyük büyük laflar ediyorlar. Bir de yani çok büyük laflar. Hani hayatta yapamazsınız böyle bir şey imkansız. Hani sizi men ediyorum böyle. Yani o şeyde konuşuyorlar gerçekten ve ben buna inanamıyorum. Neden böyle bir şey yaptıklarını da anlamıyorum. Yani senin bir şey hoşuna gitmiyorsa, senin zevkine uymuyorsa geç, bu kadar basit yani. Sen, kimse seni onu yapmaya zorlamıyor, seni mecbur bırakmıyor. İnsanlar seni bunu mecbur bırakmıyorsa sen de zaten bunu yapmak zorunda da değilsin. Onlar da senin düşüncelerine ve yaşam standartlarına da uymak zorunda değil. Bu kadar basit ya. Bu kadar, yani ben mi yanlış düşünüyorum bilmiyorum ama ya bu konuyla ilgili son birkaç haftadan beri gerçekten çok dolmuş durumdayım. Çünkü o kadar saçma sapan yorumlar gördüm ki şimdiye kadar. Yani bir de konunun aslında benimle bir alakası yok yani. Benim öyle özellikle Instagram'da şu an herkesin yorum yapabildiği açık bir hesabım yok. Açık olan hesabım, kitap hesabım, onda da 150 takipçim falan var. Zaten hani öyle bir yorum da gelmiyor. Nispeten böyle niş bir grup olduğu için. Ama yani o insanların maruz kaldığı şeyden çok rahatsız oluyorum. Yani yorumlara bir giriyorsunuz, saçma sapan milyon tane şey. Neyse, üstüme de bir şey dökmüşüm. Tişörtümü değiştirdim o yüzden. Başlıyorum. Sinirlendim ya. Neyse. Okuyup sakinleşeceğim.
şekilde 42. sayfaya geldim. Neredeyse bir saattir okuyorum. Sadece sanıyorum 35 sayfa veya 37 sayfa okuyabildim. Biraz yavaş gidiyor. Yani saatte 37 sayfa okuyarak 204. sayfaya gelmem birazcık zor gibi. Bir de tuhaf bir şekilde aşırı derecede uykum geldi. Acaba bir kahve mi yapsam diyorum. Çok emin olamadım. Sonra da uykum kaçıyor. İlerleyen saatlerde daha negatif etkileyebilir beni. Bir düşüneceğim. Bir 5-10 dakika ara vereyim zaten. Kahve yapmaya karar verirsem kahve yaparken buluşuruz. Kahve yapmaya karar verdim. Bir kere aklıma girdi o kahve yapma düşüncesi. Onun bana iyi geleceğini düşündüğüm için de kahve yapmazsam motivasyonumu toplayamayacakmışım gibi hissediyorum. O yüzden de dedim ki hadi kahve yapayım, ama kahve de biraz benim uykumu kaçırdığı için sonradan problem olur diye korkuyorum. Şimdi şu kahve makinesine bir miktar su koyalım. Gerçi varmış ama birazcık daha koyalım. Az yapacağım. O yüzden aslında hep kafeinsiz kahve de alayım diye bir düşüncem oluyor ama sonradan da hiç almadım. Şuradan şu küçük bardaklardan alalım. Şimdi kahve makinemizi açalım. O biraz gürültülü çalışıyor. O arada ben sütümü ayarlayayım. Şöyle yulaf sütü kullanıyorum. Son zamanlarda en çok kullandığım şey bu. Ne diyeyim, bu reklam değil. Üstünü buyur diyeyim. Falan. Şu anda ben beni çok ilgilendiren bir durum yok ama yani biliyorsunuz bu son zamanlarda sosyal medyada paylaşılan şeylerle ilgili insanlara büyük cezalar geldiği için herkes çok korkuyor ve ne paylaşırsa direkt reklam yazıyor. Bu reklam değil diyeyim. Öyle bir belirteyim. Şunu ben hemen bir ısıtayım biraz. Kahvemizi yapalım. Biraz şimdi düşürelim. Kahvesini düşürelim hatta. Sonrasında okumaya devam edeceğim. Bu arada bu sosyal medya isyanı bilmiyorum, hani sizin de yorumlarınız varsa paylaşın ama son zamanlarda ben birkaç arkadaşımdan da böyle şeyler duyuyorum. Benimle aynı fikirde olduklarını duyuyorum en azından. Genel olarak insanların da aslında bu durumda olduklarının da farkındayım. Çünkü bu eleştirileri yapan fütursuz insanların azınlıkta olduğunu aslında düşünüyorum. Ama o özgüven olduğu için rahatlıkla her şeye sallama, o yüzden daha çok gözümüze batıyor. Hani biz daha fazla olduğumuz için de biraz rahatım diyebilirim. Hani isyan etmemin sebebi de aslında hani dediğim gibi, yani bana beni etkileyen herhangi bir durum yok. Ama genel olarak, yani bireysel olarak etkileyen bir durum yok. Ama toplumun bu durumda olması beni çok etkiliyor. Sürekli bir gözetlenen ve eleştirilen durumda olmak yani hiçbirimiz için iyi bir şey değil. O yüzden de böyle bir İsyan durumuna gelmiştim. Bugün de herhalde birkaç tane öyle yorum görünce şey yaptım, iyice bir yükselmiş oldum. Neyse, şimdi kahvemi yapayım. Tekrar ben okumaya başlayayım en iyisi. Yalnız biraz gözlerim ağrıyor. İnşallah devam edebilirim. Tamamdır. Evet, kahvemi yaptım. Dediğim gibi böyle ağzına kadar bile dolu değil. Suyumu da aldım. Hava o kadar sıcak ki artık suyu bile ben termosta tutuyorum, yoksa hemen ısınıyor. Hadi şimdi devam edelim. Bakalım gittiği yere kadar. Göreceğiz.
Şimdi 102'ye geldim ve yani çok şaşırtıcı bir şey oldu. Aslında belki de şaşırtıcı bir şey diye beklenen bir şey oldu ama bilmiyorum ya. Şu an çok etkiledi hikaye beni. Saat 9.30 oldu bu arada. Ben daha 102'ye geldim. 100 sayfam daha var. Ben saat kaçtan beri okuyorum? 6.30'dan beri okuyorum. Yani 6.30'dan beri 100 sayfa okuduğuma göre bir 3 saat daha okumam gerekecek. Bakalım yani biter mi bitmez mi bilmiyorum. Belki bir 20-30 sayfam kalabilir. Onu da yarın bitiririm ama şu an gerçekten şok oldum diyebilirim ya. Biraz mola vereyim. Bir 5-10 dakika sonra devam edeceğim. Şimdi kitaba tekrar geri dönüyorum. Aslında az önce yaşanan olaya aşırı derecede şaşırdım. 101. sayfada gerçekleşiyor. Ama bir taraftan da şimdi düşününce ben geliyorum diyormuş aslında olay. Ben sadece nedense olayın tamamen farklı bir şekilde gerçekleşeceğini düşünmüştüm. Farklı nedenlerle olacağını düşünmüştüm. O yüzden bayağı bir şaşırdım. Yani bunun böyle olacağını düşünen eminim bir sürü insan vardır. Yani galiba böyle yaşanacak bu olay diye. Ben niyeyse çok iyimser bir taraftan, yani yine kötü bir olay ama hani iyimser, normal bir akış içerisinde olacağını düşünmüştüm. O yüzden aşırı derecede şaşırdım ama biraz böyle geriye doğru düşününce işaretler aslında bu olasılığın daha güçlü olduğunu gösteriyor. Niyeyse hiç bunu ben düşünmemişim. Bunun olacağını bilmiyorum ya. Niyeyse ben kabul edememişim herhalde kafamda. Neyse şimdi tekrar başlıyorum. Saat böyle 21.50 oldu. Bakalım gittiği yere kadar yine olacak. Muhtemelen biraz sabaha kalacak diye düşünüyorum. Hani sabaha kalacak diyorum. Eğer kalırsa sabah merakımdan bitiririm bu kitabı. Hadi devam edelim şimdi.
Saat 12.30 itibariyle kitabı bitirdim. Yani güzel bir kitaptı, etkileyiciydi. İki farklı insanın perspektifinden anlatılan bir hikayeydi. O açıdan da hani birbirini tamamlayıcı olması gerçekten güzeldi ve hikayelerin akışı aslında iki farklı insanın perspektifinden anlatırken, yani tek bir hikaye değil, birbirinin devamının hikayesi ama ilk kısımda bir kişinin, ikinci kısımda başka bir kişinin gözünden o devam anlatılıyor. Haliyle böyle tamamlayıcı unsurlar da olması güzeldi bence. Keyifli bir okumaydı benim için. Bir akşamda okunacak bir kitap mı? Aslında bence çok değil. Yoğun bir kitaptı aslında bakarsanız. Biraz böyle yordu. Ama gerçekten çok güzel bir hikayeymiş. O insanların yaşadıklarının arkasındaki psikolojik bakış açısını, durumu da çok güzel bir şekilde aktarıyordu. Neden bu şekilde davrandıklarını, yani ilk hikayenin ilk kısmındaki davranışların bazılarını anlamazken ikinci kısımda o tamamlayıcı olan kısımda ilk tarafa da referans verdiği için de hikaye gitgide birbirini tamamlıyor. Gerçekten güzel de, okumanızı da tavsiye ederim. Zaman ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.